Tamam hadi. Bitirdiyseniz siz boşları toplayıp atın. Ben de aşağıya ineyim. Kahve getireyim. Zilin, ya İbo terapist ayarlamış, hiç söylemiyorsun. Ne terapisti be? Ne oluyor ya? İbo Selin'le Demir'in arası düzelsin diye ilişki terapisti ayarlamış. Sizin ilişkiniz başlayalı ne kadar oldu ki Selin? Ay yalnız adamı görmeniz lazım. Öyle iki cümleyle anlatılacak gibi değil. Geniş zamana ihtiyacımız var. Çok enteresan bir tip. Ay, vallahi ben göreceğim galiba. Çünkü sizin ilişkinizden sonra bizimkine de el attı. Nasıl ya? Evliliği çatırdayan benim. Siz mi gidiyorsunuz ilişki terapistine? Ne? Ya ne demek o boncuğa? Ya kızım baksana gözlerime, ağlamaktan helak oldum ben. Aa, ya iyi de Merve, siz böyle evlenene daha ne kadar oldu ki? Valla oldu işte. Allah Allah. Zeytinyağlılar dediğiniz kadar varmış Burak Bey. Afiyet olsun. Beğenmenize sevindim. Aslında benim aklımda birkaç yer vardı ama tabii siz vegan olunca seçeneklerimiz de azaldı. Bunu da alabilirsiniz. Sevmediniz mi Demir Bey? Aç değilmişim. Başka bir şey söyleyelim. Gerek yok. O zaman tatlı söylüyorum. Bence tatlı fazla gelir şimdi. Önce bir şu işi netleştirelim. Artık üçümüz de hissedar olduğumuza göre bundan sonraki kararları ortak almamız gerekecek. Yönettiğiniz iki iş de birbirine finansal olarak göbekten bağlı. Birinizin aldığı karar diğerini etkileyecek. Birinizin yaşadığı bir sorun diğer tarafın marka kimliğini zedeleyebilir. İlginç. Bu bölünmenin amacının bir tarafı diğerinin verdiği kötü kararlardan korumak olduğu söylenmişti. Öyle. Ben de koordineli bir şekilde çalışacağız diye biliyordum. O zaman ortak işlerde ortak kararlar verilir. Bağımsız işlerde yöneticinin verdiği karar esastır. Hemfikir miyiz? Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Beyler, aranızda bir problem olduğu çok belli. Geçtiğimiz aylarda bu işe de yansımış. Şu noktada zıtlaşmanız şirket için çok riskli sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden birbirinizin işini baltalamayacağınızdan emin olmam gerekiyor. Yani insan bilmez mi? Ne bileyim iki hafta mı? İki ay mı? Ya nasıl bilmez ya? Yani önünü göremiyor demek ki. Ya da dönmek istemiyordur canım. Ay annesinin yemekleri de bir tatlı gelmiştir ki şimdi. Oh oh oh. yalan mı canım? Yani bütün erkekler annelerinin yemeğini daha çok beğenirler. Yani karıları kızmasın diye hayatım senin yemeğin daha güzel olmuş falan derler. Aha, siz öyle mi yapıyorsunuz karınızla Ferruh Beyciğim? Eski karıma. Siz ne zaman boşandınız Ferruh Bey? Geçen ay sessiz sedasız bitti o iş. Şak diye boşadı beni ya. Boşanma diyor, ben bayılacağım şimdi. Yok, yok. Öyle değil canım ya. Varmışsa bir şey söylesene. Mutlu evlilik hiç mi yok? Çocuklar, evlilik muhabbettir. Birisi eğer karısının yok saçına başına, yok servisine, yok yemeğine, ikramına laf ediyorsa... ...o muhabbette eksik bir şeyler vardır. Konuş ustam, konuş. Herkes duysun. Vallahi niye uzatıp duruyor anlamıyorum. Gerçi ailemle tanışırsan yumuşarlar dedi. İki günlüğüne Antalya'ya gel dedi de... ...işler bu haldeyken ben nasıl izin alacağım? Hafta sonu gidersin. Hem sen istemiyor musun Moran'ın ailesiyle tanışma? Yani istiyorum da. Yalnız bir dakika. Hangi hafta sonu gideceksin? İşte bu hafta sonu o zaman değil mi? Aa, olmaz. Elin boş mu gideceksin? Hayır. Eli boş gidilmez asla. Alırım canım bir şeyler, o kolay. Aa, hiç de kolay değil. Dünyanın en zor işi. Kaç kardeşi var Bora'nın? Annesi babası hayatta mı? Hayatta hayatta. Allah uzun ömürler versin hayatta. İki ablası bir de abisi var. Ay ay ay. İki görünce bir kaynana, evlerden uzak ya Rabbim. Yandın kızım sen. Örtüsüydü, bornozuydu, havlusuydu. Oho! Özel sipariş verip işletmesi lazımdı. Tel kırması, Antep işi, iğne oyası.
Öyle çarşıdan aldığın gibi kaynananın evine götüremezsin ki. Hadi ya. Aa, götürülmez mi? Yok yok. Ne olur ki? Çok güzel. Kaynanan ve görümcelerim nefret edecek benden. Hayır canım. Biriniz bir şey söylese de konuşmaya devam etsek keşke. İş baltalama lüksüne sahip olmadığımız açık. Herkes farkındadır herhalde. Benim de her zaman önceliğim Artemim'dir. Beni göndermek için mafya tutarken de mi öyleydi? Bunu tam olarak nereden çıkarttınız acaba? Şirkette böyle bir şeye cesaret edebilecek tek kişi sizsiniz. En büyük müşterimizi metresiyle çekilen fotoğraflarla tehdit etmek de sizin fikrinizdi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle ifade edilince biraz tuhaf görünüyor, farkındayım. Ama büyük bir problemi çözmek için bir yol ararken... Başka yollar da vardı. Seçmediğiniz yollar. Şirketin en önemli müşterisinin kızını işe karıştırıp... sonra da kalbini kırdığınız için otel işlerini kaybettik Demir Bey. Tamam. Bunlar geçmişte kalmış şeyler. Şimdi önümüze bakalım. Demir Bey, geçen gün toplantı yaptığınız müşteri işi başka bir şirkete götürmeye karar vermiş. İmzaları atmadan önce sizinle tekrar görüşmesi için ikna ettim. Teşekkür ederim. Ama böyle bir şeye gerek... Vardı. Yapı tarafının acilen iş yapması gerekiyor. İşin yapı tarafına verilmesinin karşılığında... İşin iç mimari kısmını piyasanın çok altındaki bir bedelle siz yürüteceksiniz Burak Bey. Nasıl? Eylül Hanım, peki kâr etmeyeceğim bir işi ben neden yapayım? Çünkü bütün müşteriler sizin tarafınızda. Yapı tarafını şu anki tek potansiyel müşterisini kaçırmak istemeyiz. Lütfen bunu bir iyilik olarak görmediğinizi söyleyin. Demir Bey için elimden geleni yaparım. Çok sağ olun Burak Bey. Rica ederim Demir Bey. İzninizle benim bir toplantım var ve saati erken alınmış. Afiyet olsun. Evet, toplantımız bittiğine göre... Bir çay içelim mi? Çay. Çay. Evet. İnce belli, demli. Ama burada değil, şöyle daha güzel bir yerde içelim. Buranın nesi var? Boğaza bakarak içmeyi tercih ederim. Lütfen. Ha, Merve. Bak. Tel kırma örtü. Ver bakayım. Aa, ama bu da sipariş ediyor ya. 15 günmüş. Çok geç 15 gün, çok geç. Kızlar, boşuna arıyorsunuz. Aa, Merve, bu bluz nasıl kaynanan için? Ölçülerini bilmiyorum ki. Şimdi kayınpederine, abisine, Bora'ya da bir şeyler götürmek lazım değil mi? Lazım, lazım ama onu bir bilene sormak lazım değil mi? Of. Ben zaten seçemiyorum. 6 kişiyi birden nasıl hediye alacağım ben ya? Ha, aman diyeyim ha. Nikahına zaten çağırmadım. Bir de hediyelerini beğenmezlerse bitersin sen vallahi. Ferru, alırım dalağını. İyi, onları da Bora'nın çağırması lazımdı canım. Allah Allah. Hayır, yanlış. Bu tür şeyler kayın tarafının gözünde daima gelinin suçudur. Suç olmasa bile. Ay, maalesef doğru. Nasıl ya? Öyle mi? Kaldı mı hala öyle şeyler ya? Ha, teessüf ederim ha. Arkadaşlar... Sizin hiç etrafınızda bu işlerden anlayan, hayat tecrübeleriyle olgunlaşmış iki tane İstanbul hanımefendisi yok mu? Niye onlara sormuyorsunuz? Ya Firuze Hanım'la Leyla teyze. Ha, doğru ya. Onlar nerede ne satılır çok iyi bilir. Ay Selin, ne olur arasana. İş çıkışı çarşıya falan gidelim. Bir hazır edelim her şeyi. Ha? Ay dur dur dur. Ben arayayım. Alo Firuzeciğim. Leyla Hanım'la sana acil ihtiyacımız var. Öyle mi? Ne için?
Aa yo, o iş öyle olmaz şarşıyla olmaz. Sen en iyisi kızları topla, iş çıkışı bize gelin. Ben sizin işinizi çözeceğim. Ne oluyor Firuze? Damat bohçası hazırlayacağız Leyla. Demirik mi? Ay ne çabuk evleniyorlar. Azmiyeciğim senin evi biliyor, akşama görüşürüz. Demir için hazırlamıyorsak kim için hazırlıyoruz bu bahçeyi? Firuze bir anlatsana. Ayol bohça bahane, fırsat şahane. Bizim çocukları evliliğe özendirmemiz için bunu mutlaka kullanmamız lazım. Hadi. Gel hadi. Kahveler ne olacak Firuze? Ayol bırak şimdi kahveleri, sandıkları açacağız. Çok özlemişim. Boğaz, ince belli çay. Sonra kahvaltı simitle. Ekmek yiyen martılar. Kestane kebap. Neleri özlediğini anlatmak için mi geldin Eylül? Evet. Çık oralardan Eylül. Çık. Hiç boşuna girme oralara. Sonra adalar. Heybeli'de gün batımı. Burgaz'da balık. Vapurda kitap okumak. İstanbul'un trafiğini bile özlemişim. Ama en çok da... Pardon. Bir çay alabilir miyiz? İstanbul'a bunlar için geldiysen güzel. Hepsi yerinde duruyor. Adalar, vapur, çay. Hele İstanbul trafiği en kolayı. İşten çıkıp evine gidemediğinde hatırlarsın nasıl bir şey olduğunu. Bir tane daha bırakabilir misin? Hanımefendi. Özlemişsin ya. İçersin işte. Mis gibi tavşan kanı. Demir, ben... Çayını iç. Soğutma. Soğusun, içmeyeceğim. Neden? O kadar özlemişsin. Bak ikinci bardağı bile içemiyorsun. Sen buralara fazla alışma Eylül. Hatta sen hiçbir yere fazla alışma. O duygu sende durmuyor. Senin olayın bir çay içimi. Boşuna ikinci bardağı isteme. Bak ziyan oluyor. Kızlar işinizi gücünüzü gün içinde bitirin. Çıkışta fazla mesai istemem. Firuze Hanımlara gidiyoruz. Vallahi benim patronum halden anlıyor. Selin'le bize akşama iş çıkarmaz. Vallahi benimkini biliyorsun Azmi'cim. Bir gelsin belli olur. Selam. Döndünüz mü? Yok ben döndüm. Demir ile Eylül devam ediyor toplantıya. Konuşacakları varmış. Peki sonra şirkete dönecekler miymiş? Bilmem. Sen şimdi onların şirket sorunlarını boş ver de kap gel bilgisayarına. Yeni bir müşterimiz var. Yeni müşteri mi? Ne yapıyoruz? Ha? Çok eğlenceli. Öyle mi? Ne yapıyoruz? Dirim Hanım'ın zevksizliğini al. Ali Aran'ın kaprisini ekle. Bir de bunların bir çift olduğunu ve birinin beğendiğinden diğerinin nefret ettiğini hayal et. O zaman Burak'cığım sana kolay gelsin, ben istifa ediyorum. İstifa falan etmiyorsun, kapı bilgisayarına geliyorsun. Haydi. Ya bu müşterileri nereden buluyorsun ya? Ben bulmuyorum ki, onlar bizi buluyor. Çok çekiciyiz güzelim. Evimin balkondan verandaya doğru bir yol var böyle, dış bahçeye doğru. O korkuluklarını oraya bir çiçek yapmak istiyorum da. Hamdi Bey, burayla ilgilenir misiniz? Kusura bakmayın. Demir? Ne oldu oğlum, dumanın tüte tüte geldin? Haklıymışsın. Tabii canım, biliyorsun zaten her zamanki halim de. Bu sefer hangi konuda haklıymışım?
Eylül burada. Doğru görmüşsün. Müşteri yeni evli bir çift. Ama Selin, böyle bir şey yok. Hiçbir şeyde anlaşamıyorlar. Ya beğendikleri tek fikir düğün fotoğraflarının basılı olduğu fayanslarla bütün mutfağı kaplamak. Allah'ım ya. Burak, ne olur. Lütfen bu işi almayalım. İşte bu noktada sen devreye giriyorsun. Düğün fotoğraflarını isteyeceğiz. Güzel bir baskı yapacaksın. Şık bir çerçeveye koyacaksın ve... Ben mi basacağım? Sen benim fotoğraf bastığımı nereden biliyorsun? Doğum gününe geldiğimde fotoğraf odana girdim. Girmiştiken de biraz karıştırmış olabilirim. Hatta bazılarını aldım. Nasıl ya? Burak, neden böyle bir şey yaptın? Orası benim için özeldi. Haklısın ama yanlışlıkla... Hayır. Bilerek girdim odana ve fotoğraflarını aldım. Neden? Birisi Esen'le görüştüğümüzde fotoğraflarımızı çekmiş. Ve bana şantaj yapmaya çalışıyorlardı. Selin, kadın mafya. O bir şeyleri öğrenmeden çözmek zorundaydım. Nasıl ya? Burak, bunlar ne zaman oldu? Niye bana söylemedin? Ya madem kadının tutuklanmadan önce mafya olduğunu biliyordun... ...neden canavar müşteri planını devam ettirdin? Ya sizi telaşlandırmadan çözerim dedim. Selin, Esen öğrenmeden fotoğrafları kimin çektiğini bulmak zorundaydım. Sen de benden şüphelendin. Benden. Sana şantaj yapabileceğimi nasıl düşünürsün Burak? Annenin doğum gününde fotoğraf odan olduğunu söyledi Selin. Ve o fotoğraflarda sadece sen yoktun. İnanmak istemedim. Belki dedim biri seni buna zorluyordur. Bana sorabilirdin. Benimle konuşabilirdin. Burak, arkamdan iş çevirmek zorunda değildin. Tehdit ediliyor olsaydın bunu bana söyler miydin? Ya bir tek düşündüğüm Esen bunu öğrenirse sana neler yapabileceğiydi. Selin, seni bu işten kurtarmaya çalışıyordum. Ama zaten fotoğrafları çeken de sen değilmişsin. Tabii ki değilim. Şu an Demir'in ne hissettiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Arkasından iş çevrildiğinde neden delirdiğini, ne hissettiğini. Selin, ben kendimi korumak için yapmadım bu hatayı. Arkadaşlarımı zarar görecekleri bir durumdan kurtarmaya çalışıyorum. Ya sen de bu sebepten yapmadın mı hata? Ha? Önemli olan hataları niçin yaptığımız. Fotoğraflar nerede şimdi? Evde. Ara ara bakıyorum. Bu yaptığın hiç... Hiç hoş değil. Evet, biliyorum. Ama ben hatalarını da kabul eden bir adamım. Mükemmel de hiçbir zaman oynamadım. Neyse Burak, bunu unutalım artık. Nasıl unutabileceksek. Fotoğrafları da yarın getirirsin artık. Ben artık çıkabilir miyim? Tabii. Selin. Özür dilerim. Eylül öyle pat diye karşısına çıktı, öyle mi? Ne kadar olmuştu, 2 yıl mı? Ne oldu peki? Ya, tahmin de edemiyorum ki, ne hisseder insan? Önce şok. Sonra... nefret. Nefret? Nefret biraz fazla bir duygu değil mi? Hiç o ima ettiğin şeyler yok arkasında kızgınlığımın. Demirim, sen bu kıza aşık mısın? Öyle böyle de değildi hatta. Kör kütük aşıktım. Kız gidince delirdim. Hayatım paramparça oldu. Toparlaman ne kadar sürdü, unuttun mu? Hiçbir şeyi unutmadım. Ben burada yeni bir hayata başladım Vedat. Çok uzun zamandır Eylül'ü düşünmüyorum. Biliyorsun. Eylül nasıl öğrenmiş peki senin Artem'inde olduğunu? Hatta öğrenmiş, bir de çıkmış şirkete girmiş. Babasının hisselerini devralmış. Babası?
yönetim kurulundaydı. Var senin kafanda bir şey. Neyin peşindesin? Yönetimin bulaşmak istemeyeceği kadar umudunu kestiği bir şirketin. Yalnızlık, tam yetki ve işime karışılmaması. Yani bunlar için bütün kariyerini riske atmaya değer mi? Ucunda istediğin bir şey varsa değer. Ehlilin peşindeydin değil mi? Ha? O yüzden aldın Artemim'in hisselerini. Sen kendini bulamadın, kız gelsin seni bulsun istedin. Ah be Demir'im, sen ne yaptın ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.